Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı 30 yaşındaki Kerem Demirbay'ı 90 saniyede inceleyelim. Kerem'in transferinde önemli olan noktalardan birisi yerli statüsünde oynayabiliyor olması. Özellikle büyük takımlar 3 yerliyi bulmakta zorlanabiliyor. Kerem hem bu açıdan hem de oyuna katkısı bakımından oldukça önemli bir transfer olur. 2019 yılında 32 milyon euro karşılığında Hoffenheim'den Leverkusen'a transfer olmuştu. Takımında da 3-4-3'ün orta sahadaki 2-8'lisinden biri olarak görev yaptı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurması gerekiyor ve Torreira, Kerem ya da Paredes gelirse Torreira, Paredes, Kerem üçlüsü iyi bir kurgu olur. Kerem Demirbay yeri geldiğinde 8, yeri geldiğinde 10 numara oynayabilen iyi bir futbolcu. Oyun kurucu, pas yüzdesi yüksek, teknik, uzun top oynamayı seviyor. Oyun daraldığında genişletmek için hem topu saklar hem de başarılı paslar çıkartır. Şut özelliği var ki hem dönen topları tamamlar hem de geriden gelerek hücuma katıldığında attığı goller var. Bence temposu bizim ligimizin standartlarında bir oyuncu. Fizik olarak çok güçlü değil, geniş alanda sorunlar yaşayabiliyor. Savunma yönünde olan bir oyuncu, yani geriden oyun kurmada başarılı, ikili mücadelelerde sorun yaşayabiliyor ama yine de başarı oranı %77'lerde. Aslında Kerem daha çok topla ilişkisi iyi olduğu için takımın hem sete yerleşmesini sağlayabilen hem direkt atılan uzun toplarla pozisyon oluşturan bir oyuncu. Özellikle 3 yerli bulma konusunda ve oyuna katkısını da düşündüğümüzde Kerem Demirbay önemli bir transfer olacaktır.